yazık ki. Onun için biz işin gerçek şeyine bakalım. Bu deizm İslam'la ne kadar örtüşür? Deizm dediğimiz zaman hani İslam'a uyar mı? İslam buna nasıl bakar? Vesaire noktalarıyla yapacağız. Şimdi dedik ki işte toplumdaki din algısı, yanlış din algısı. Yani şöyle anlatayım. Kulaktan öğrenilmiş din. Bu deizmi doğuruyor. Buna karşı ise deizmi önlemenin yolu ne? Kur'an'dan öğrenilecek bir din. Yani dine karşı din. Uydurulmuş dine karşı indirilmiş olan Allah'ın halis dini onların önüne takdim edilecek olursa biz inanıyoruz ki kimse ben deistim, ben deist boyutundayım demeyecek. Allah'ın izniyle onlar da halis dinle müşerref olacaklardır. Evet, bu geçmişte de böyleydi ama şimdi şöyle bir olay var. Bu deizmin bir şeyi daha var. Yani bu tepkiyle olmuyor hepsi. Bazen de çıkar meselesi yönüyle deizm sahipleniliyor. Çünkü indirilmiş din, hak din, Allah'ın dini, Kur'an'daki din bazı insanların çıkarlarına sebep oluyor. Çıkarlarını engelliyor. Onları mesela şimdi infak, zekat, sadaka, kul edinmeme, kenz yapmama, tekasür, para biriktirme yarışı, zenginlik yarışı, şimdi bunlara engel oluyor. Ama bazı insanlar da işte bu paranın, pulun, maddenin esiri olduğundan dolayı paraya hayatını bağlamış, geleceğini bağlamış, paranın kendisini dünyada ebedi kılacağını zannedip sürekli onları yığıp sürekli onu saymakta. Kur'an'daki Hümeze suresindeki ifadeyle. Bu demektir ki bazı kimselerin de İslam dinini kabul ettiği zaman, ahirete inandığı zaman, hesap vereceğine inandığı zaman çoğu parasından, pulundan, kapısındaki kulundan olacak. Ondan olmamak için, bu çıkarından vazgeçmek için de ben dini tanımıyorum. Tamam, Allah var, yaratmış ama onun böyle bize şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle edeceksin, şunu yapmayacaksın tarzında bir emirlerinin olduğunu kabul etmiyorum diyor. İşte bu da çıkar açısından. Biz bunlara da bile bile hakikati örtüğünden dolayı da kafir zümre diyoruz. Onları da böyle adlandırıyoruz. Şimdi bu çıkarcılar da ne yazık ki biraz gülünç ama öyle söyleyeyim size. Bir yere kadar devam ediyor. Sıkıştıkları zaman onlar da zoraki imana geliyor. Zoraki dine geliyorlar. Şimdi daha önce ki ifadede de söylediğim gibi mesela şöyle söylemişim size. Ankebi suresinde 61. ayette yine andolsun ki onlara sorsan gökleri ve yeri kim oluşturdu, güneşi ve ayı kim kontrol altına aldı, kulların yararlanacağı yapı ve özellikle kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah diyeceklerdir. O halde nasıl çevriliyorlar? Bu ayetleri verdik biliyorsunuz. Mekke müşriklerine deist olduğunu söyledik. Dünyaya Allah karışmaz dedi diyorduk ama sıkıştıkları zaman var ya, dara düştükleri zaman bu defa Allah'a sığınıp Allah'ın kendilerini kurtarmasını da isteyebiliyorlardı. Özellikle bunu şöyle anlatayım. Şimdi biliyorsunuz bu deistlerin başı, Mekke'deki müşriklerin başı Ebu Cehil'i ele alalım. Şimdi Ebu Cehil, bu çok örnek şey yapılır ve diğer arkadaşlarım Bedir Savaşı'na giderken tarih kitaplarında yazdığına göre bakın şimdi bu bildiğiniz Allah bize karışmaz, Allah bize yardım etmez, dünyada din yok insanlar arasında diyen insanlar şimdi savaş esnasında şöyle dua ediyor. Tarih kitapları aynen şey yapıyor. Allah'ım eğer bu senin katından gelmiş bir hak ise
üzerimize ya gökten taş yağdır yahut da bize acıklı bir azap gönder. Böyle diyor. Yine Allah'ım iki dinin en üstün olanına ve yardıma en layık olanına yardım et. Şimdi biliyorsunuz peygamberin getirmiş olduğu Kur'an'daki dini kabul etmediklerinden dolayı kendileri atalar dinine mensup idiler ya. O atalar dininde de insanlar arasındaki ilişkiye karışmak yok. İşte deist dediğim şey. Bu defa Allah'ın karışmasını, Allah'ın kimden yana, kim haklı ise ona yardım etmesini istiyorlar. Yine bu deist kesim, öyle şey yapayım. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde bu tip ayet çok da ben burada birkaç tanesini söyleyeyim size. Mesela Yunus suresinin 22. ayetinde Allah size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulunduğunuzda gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürür. Yoksullar neşelendiklerinde, yolcular neşelendiklerinde şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalgalar her yerden gelir. Ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca dini Allah için arındıranlar olarak ona yalvarırlar. Bizi bundan kurtarırsan hiç kuşkusuz karşılığını ödeyenlerden oluruz derler. Şimdi bu tip ayetler aşağı yukarı 8-10 tane var Kur'an'ın değişik surelerinde. Yani bu demektir ki şöyle söyleyeyim. İnsan zora kaldığı zaman, zora düştüğü zaman, rahat zamanlarında ben deistim, Allah dünyaya karışmaz, etmez diyen insanların hepsi görüyorsun Allah'a doğru bir yakarış ve bu ayetteki öze dikkat edeceğiz şimdi. Dini Allah'a has kılarak, yani öyle beşeri dinlerden kendisini sıyırarak Allah'a yakardıklarını görüyoruz. Onları bir şey, Allah'a döndüklerini görüyoruz. İnandıklarını görüyoruz. Şimdi buna biz ne diyoruz? Zoraki iman diyoruz. Bu olur bir şey değil. Bu ayetin devamında da şöyle anlatılır zaten. Sonra ne zaman ki biz onları oradan kurtardık, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlıklar yaparlar. Yine bildiklerini okurlar. Ey insanlar, taşkınlığınız şu basit dünya hayatının kazanımı olarak sırf kendi zararınızadır. Sonra dönüşünüz sadece bizedir. Sonra biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Allah da işte bu deist inanca karşı, ondan döndüler, iki yüzlülük yaptılar ya, uyarır. Yani siz dünyada hani dine inanmamakla, hesap vermeyeceğinize inanmamakla, dünyada geçici olarak bir süre kazanım sağlarsınız. Çalarsınız, çırparsınız, hak hukuk yersiniz, adaletsizlik yaparsınız, zulmedersiniz falan ama bunlar geçici bir zaman için, netice süreli bir şeylerdir. Ondan sonra bize gelirsiniz, biz de bunların hesabını bir bir sorarız diye Cenab-ı Hakk'ın da burada uyarısı var. Şimdi bunun çok örnekleri var. Ama şimdi modern çağda da şu ifadeler var hani biliyorsunuz. Derler ki düşen uçakta ateist deist bulunmaz. Herkes o düşüş anında, herkes Allah'ı hatırlar. Ve her şeyden, o biriktirdiği paradan puldan, kapısındaki kullardan, hepsinden kendini uzaklaştırır. Evet, şimdi bunun daha değişik şeyi var biliyorsunuz. Yine Yunus suresinde yine bunlara çok değinilir de, orada bir başka örnek daha verilir. Firavun. Biliyorsunuz Firavun'da boğulma anında, ölüm anında iyice işin bittiğini, dünyasının bittiğini anladığı zaman ne diyor? İsrailoğulların ilahına ben de inandım. O zaman ona ne denir böyle sistem olarak? Şimdi mi? Evet, o şartlar gelmeden inanmak gerekiyor. İşte bu deist dediğimiz kesime de biz bunları diyeceğiz. Siz de bir an evvel aklınızı başına alın. Şimdi mi ifadesine muhatap olmayın. Onları diyeceğiz de. Şimdi o noktalardan